Herkese merhaba. Bu panel bizim Olof Palme Center tarafından desteklenen paneller serimizin yedincisi. Her şeyden evvel konuşmacılarımıza, tüm Madımak Katliamı Hafıza Merkezi ekibine, hakikat ve adalet arayışındaki ısrarları ve bu muazzam çalışma için çok teşekkür ederiz. Katılımcılarımıza da bu saatte zaman ayırıp panele katıldıkları için ayrıca teşekkür ederiz. Bu çalışma, dediğim gibi, bu panel serisi bizim aslında Hafıza Merkezi'nin yürüttüğü toplumsal barış, geçmişle yüzleşme, adalet arayışı, cezasızlıkla mücadele ve hafızalaştırma bağlamında yürüttüğümüz bir dizi tartışma etrafında şekillenen paneller serisinin bir devamı. Bu tartışmalar etrafındaki çalışmaları değerlendirirken Madımak Katliamı Hafıza Merkezi çalışmasının, projesinin mutlaka bu paneller serisinden birinde tanışmak, tanıtmak, düşünmek, tartışmak isteyeceğimiz çalışmalardan biri olduğuna karar verdik. Şimdiden bütün ekibin tekrar ellerine sağlık. Dediğimiz gibi, umuyoruz ilerleyen zamanda ayrıntılı bir şekilde konuşma imkanına sahip olacağız. Bizim ağır insan hakları ihlalleri, mağdurları söz konusu olduğunda hep vurgulamayı önemli bulduğumuz bir şey var. Bu Madımak katliamında kaybettiğimiz 33 kişi için de geçerli. Bu kişiler, kaybettiğimiz kişiler bizim için birer isim ya da soruşturma numarası değiller. Hepsi bu toprakların önemli değerleri, yazarlar, çizerler, sanatçılar, ozanlar, bu toplumun entelektüelleri, ama aynı zamanda sevdikleri için biricik olan, bir zamanlar birilerimizin annesi, babası, oğlu, kızı, sevgilisi olmuş biricik insanlar. Bu bakımdan hepsini her şeyden önce sevgi ve özlemle anıyoruz. Belki küçük bir ara gibi olur ama sevdiğim bir referans. Hepinizin bildiğinden emin olduğum düşünür Adorno'nun bence bu duruma çok uygun bir sözü var, çalışmalarına atfen söylediği. Sorular ne kadar önemliyse onları yanıtladığımızı o kadar az iddia edebiliriz, der. Ve gerçekten aslında soykırım gibi, katliam gibi, büyük felaketler gibi olayların etrafında konuşmak, tartışmak her zaman belli bir adab gerektiriyor. O sınırları bilmeyi ve kabul etmeyi, o sınırlara ancak yaklaşabileceğimizi bilerek tartışmayı gerektiriyor. Aslında bütün bu böyle bir çerçeve içinden yapmaya da son derece özen gösteriyoruz. Yine bu alanda çalışanların aslında işaret ettiği ve bizim bağlamamızla da ilgili olduğunu düşündüğümüz dört büyük hakikat alanı var. Bunlardan bir tanesi olgulara ve delillere dayanan hakikat alanı olarak tarif ettiğimiz alan. Bugün burada aramızda da olan ceza yargılama alanlarında hakikat arayışını sürdüren hukukçular, insan hakları savunucuları, genellikle bu alanda mücadele eden isimler. Diğer hakikat alanı daha çok kişisel, anlatısal hakikat alanı ve acının kişisel kavranışına dair alana işaret ediyor. Ve konuşması, tartışılması, etrafında düşünce belirtilmesi oldukça zor bir alan, ama bir o kadar da önemli ve vazgeçilmez bir alan. Toplumsal hakikat alanı olarak tarif edilen, işaret edilen alanda özellikle bu tür büyük felaketler söz konusu olduğunda inkarla başlayıp
Tanıma arzusuyla kamusallaştırma ihtiyacının tezahür ettiği her yerde tartışmaların yürüdüğü bütün o zorlu süreçlerden sonra genel olarak toplumda bir meselenin kabulüne ya da inkarına dair dinamiklerin çatıştığı yerde ortaya çıkan vaziyetin alanı, hakikatin alanı diyelim. Dördüncüsü de belki bütün bunlar etrafında ancak anlamlı olabilecek onarıcı ya da iyileştirici hakikatin alanı olarak tarif edilen alan. Biz bugün bütün bu en genel anlamda konuşmacılarımız ve katılımcılarımızla birlikte bu dört büyük hakikat alanı etrafında onları açarak, içine girerek, etrafında dolaşarak, çıkarak sorularımızı ve tartışmalarımızı yürütüyor olacağız. Öyle umut ediyoruz. Bu noktada ben hızlıca panel akışına ilişkin bilgi vererek hemen sözü konuşmacılarımıza devredeyim. Süremizin toplam 1,5 saati biraz aşabileceğini ümit ediyoruz. 5 konuşmacımız var. İlk turda her bir konuşmacımıza 10'ar dakika süre tanıyabileceğiz. Ve ikinci turda da hem tamamlayıcı konuşmalar hem de ilave görüşleri için 1,5'er dakikalık süre daha tanıyabileceğimizi ümit ediyoruz. Sonunda da tabii ki sorularımızı ve yürütmeyi arzu ettiğimiz tartışmaları devam ettirebiliriz. Söz sırasına göre Hüseyin Bey'le başlayıp Eylem Hanım'la, Ali Bey'le, Şehriban Hanım'la ve Şenol Hanım'la devam ederiz diye konuştuk. İlk sözü Hüseyin Bey'e vermek istiyorum. Hüseyin Mat, burada sayamayacağım kadar pek çok sivil toplum çalışmasına destek olmuş, el vermiş bir isim. Almanya Alevi Birlikleri Genel Başkanı ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı. Hoş geldiniz Hüseyin Bey tekrar. Size sözü bırakırken şöyle bir soruyla açmak isterim. Belki bunun etrafında ve elbette istediklerinizi de ilave ederek bizimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Madımak katliamıyla yüzleşmek, Alevi toplumu ve onları temsil eden kurumlar için tam olarak ne demek? Ve böyle bir hafıza mekanı, bir dijital müze çalışması sizin için ne ifade ediyor? Neden bir dijital müze ve bunu biraz utanç müzesi konusunda etrafındaki görüşlerinizi de alarak değerlendirebilir misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Burada bulunan bütün arkadaşlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii Sivas katliamı sadece Alevilerin bir sorunu değil. Demokratik, layık bir cumhuriyette özgür ve eşit koşullarda yaşamak isteyen herkesin sorunu olduğunu ifade etmek isterim. Cumhuriyet tarihine baktığımızda, özellikle de 100 yıllık geçmiş tarihe baktığımızda Aleviler açısından değerlendirildiğinde son derece acılarla dolu bir yüzyılı geride bıraktık maalesef. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte biraz daha rahatlayacak, biraz daha vatandaşlık hukukuyla en azından kimliği tanınabilme ya da daha rahat yaşayabilme koşullarıyla Cumhuriyet'e verilen destek karşılığında maalesef Cumhuriyet'ten beklediklerini, umduklarını bulamayan bir inanç toplumundan bahsediyoruz. O anlamıyla da Cumhuriyet tarihinde sadece bir Sivas katliamını yaşamadık. Daha ilk başlarda Dersim'de başlayan soykırım, ki biz ona Dersim tertelesi diyoruz. Ardından Maraş, Çorum, Sivas, ki öncesinde Malatya'da yine buna, Sivas'ta yine bu bildiğimiz katliamlara benzer maalesef acılar yaşadık. Sivas katliamından sonra hemen 3 yıl sonra 95 yıl, 2 yıl sonra 95'te Gazi katliamını yaşadık. Tabii bu özellikle de üst akıl dediğimiz devlet aklının, daha doğrusu resmi devlet ideolojisinin Aleviler üzerindeki politikalarının bir ürünü. Maalesef eşit yurttaşlık temelinde bir anayasada anayasa maddelerinin olmasına karşın bu anayasa hiçbir şekilde işletilmedi. Tabii bu sadece Türkiye'de yaşanan acılar
Alevilere bir has acı olmadığını da ifade etmek isterim. Yani hem Kürtler, hem Ezidiler, Suryaniler, Ermeniler. Yani Türkiye'de Türk olmayan, Türkiye'de Müslüman olmayanlar. Yani Türk-İslam sentezi çerçevesinde bulunamayan herkese karşı ayrımcı, inkarcı, asimilasyoncu ve katliamlarla dolu bir süreç yaşandı. Bu bağlamda biz de Aleviler, Avrupa'da Alevi örgütlenmesi, Türkiye'de Alevi örgütlenmesi, bu haksızlık karşısında örgütlenme gereğini duymamızın en önemli meselelerinden biri sadece Alevilerin hak ve hukukunu aramak değil, aynı zamanda ezilen, haksızlığa uğrayan, resmi devlet ideolojisinden kaynaklı dışlanan, ötekileştirilen herkesin hakkının ve eşit yurttaşlık temelinde sahip olması gereken haklara kavuşabilmesi adına da biz bir demokratik mücadele veriyoruz. Amacımız bu katliamları gündeme getirerek yaralıları kaşımak değil. Sizler de mutlaka basından buna benzer eleştiriler hep ya da daha doğrusu suçlamalar söz konusu olmuştur. Neden bu katliamlar sürekli gündeme getiriliyor? Neden yaralar kaşınıyor gibi birçok söylemle karşı karşıya kaldık. Oysa biz bu katliamların konuşulması, unutturulmamasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunlar bu katliamlar unutturulursa yeni katliamların geleceğinin tabii ki şeysi oluyor, habercisi oluyor. Yani eğer Dersim'de yaşananlar unutulmamış, orada hesap verilmiş olabilseydi, devlet kendisiyle yüzleşebilseydi, sorumlular hak ettikleri cezayı çekebilmiş olsalardı, daha sonra yaşanan katliamlar olmazdı. Suruç olmazdı, Ankara olmazdı. Buna benzer devlet sıkıştığında, hem ekonomik hem siyasi anlamda darboğaza düştüğünde, darbelerin altyapısını oluşturabilmek için bu gibi insan suçlarına ya da insanların öldürülmesine gerek duyulmazdı. Ama maalesef böyle bir süreç yaşadık. O anlamıyla da biz bu tür acıların bir daha yaşanmaması, Türkiye'de hangi etnik kimliğe sahip olursanız olun, hangi inanç kimliğine sahip olursanız olun, özgürce bir arada yaşanması amacıyla bu demokratik mücadelemizi sürdürüyoruz. Tabii Sivas özeline geldiğimizde yani diğer katliamlardan hiçbir farkı yok. Hep aynı acı var, hep aynı dram var. Sivas'la devletin yüzleşmesi gerekirken, bu katliamı yapan ve yaptıranların açığa çıkartılıp hukuki cezanın verilmesi gerekirken tam aksini yaşadık. Bu katliamda parmağı olan, işte yanında yer alan, dolaylı olarak lojistik desteği sunan herkesin mükafatlandırıldığını gördük. İşte biz şu anda Avrupa'da yaşıyoruz, ben Almanya'da yaşıyorum, Köln'deyiz. Birçok Sivas katilinin Almanya'ya kaçırıldığını, burada istihdam edildiklerini, evlenme koşulları yaratıldı, iş koşulları yaratıldı ve şu anda burada Alman vatandaşlığına da geçen Sivas katilleri var ve burada hem Alman devletinin bu katiller hakkında bilgi sahibi olmasına karşın, yani adresleri, yerleri falan her şey belli olmasına rağmen, bilinmesine rağmen, Türkiye bunu bilmesine rağmen halen de bu katiller iade edilmedi. Halen de arkasında bir koruma gücü var, halen de ciddi bir şekilde desteklenme durumu var. Ve biz bu gibi adaletsizliklerin bir an önce ortadan kaldırılması ve bu katliamlarla devletin yüzleşmesini istiyoruz. Devlet bu gibi yaptığı haksızlıklar karşısında yüzleşmesi devleti küçültmez, itibarsızlaştırmaz. Aksine daha da güçlü kılar, daha da itibarını korur, büyütür. İşte Almanya Nazi dönemi yaşadı ve burada Alman devleti Nazilerden özür diledi, tarihiyle yüzleşti. Şu anda biz bir tane müzeyi konuşuyoruz. İşte şu anda Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'ni konuşuyoruz. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde. Oysa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da Nazilerin yaptığı bütün o insanlık dışı uygulamaları, katliamları, özellikle de o kamplarda yaptıkları işkenceler, hepsi şu anda yüzlerce, abartmıyorum, yüzlerce belgesel ve buna dair filmler Avrupa'da her ülkede her gün neredeyse gösteriliyor. Böyle yüzleşmesi lazım. Bir daha bunlar yaşanmasın. Burada çocuklar, ilkokul, ortaokul, liseye giden çocuklar Nazi kamplarına götürülerek kendi ecdatlarının, yani kendi büyüklerinin, kendilerinden önceki nesillerin ne yaptığını anlatıyorlar ve bu toplumda ciddi bir utanmayı da beraberinde getiriyor. En önemlisi vicdanın sorgulanması açısından son derece önemli oluyor. İşte bu vicdanı bir
tarihi... Hüseyin Bey, sesinizde bir problem oluştu. Şimdi geliyor mu sesim? Evet. Evet, teşekkürler. Nereden kaldım, nerede kesildi ses bilemiyorum ama ben kaldığım yerden devam edeyim. Yani katliamın, yani Sivas katliamının sonra biz her sene Sivas Madımak önünde bir araya geliyoruz ve bu katliamı asla unutturmayacağımızı söylüyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Ve bunu unutturmamak adına da büyük bir mücadele veriyoruz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'daki Alevi kurumları olarak. Tabii unutturmamak için ne yapılabilmesi lazım? Hafızaların sürekli, belleklerin tazelenmesi lazım. Sürekli bilgilerin doğru bir şekilde geleceğe aktarılması gerekiyor. Maalesef gördük ki bu katliamdan sonra özellikle de siyasal İslamcılar, bugün biraz önce de ifade ettiğim gibi bu katliamın arkasında duran unsurlar, başta da şu anda maalesef ülkemizi yöneten milli görüşçüler olmak üzere, işte AKP hükümeti olmak üzere ki onların buraya katillerin Avrupa'ya gelmesinde çok önemli lojistik destekleri oldu. Bu katliamların unutturulmaması konusunda biz sürekli bir mücadeleyi sadece Aleviler içerisinde değil, dünya kamuoyuna da anlatmaya çalışıyoruz. Ve unutturmadığımızı, unutturmayacağımızı söylüyoruz. O anlamıyla da işte bahsetmiş olduğumuz çevreler bilgi kirliliğini de yaratarak neredeyse o oteli yakanları mağdur olarak gösterebilecek kadar ruh haline dönüşebiliyorlar. Hatta utanmadılar. Biz yıllardır Madımak müze olması gerekiyor. Hem de utanç müzesi olması gerekiyor derken katliam yapan iki tane katil, orada yaşamını kaybeden iki katilin resmini bile orada, işte sonradan biliyorsunuz orası kültür merkezine dönüştürüldü. Onların resmini bile asabilecek kadar ar damarları çatlamış bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. Biz buna itiraz ediyoruz. O anlamıyla da dediğim gibi bu sadece bir Alevi meselesi, Alevilerin sorunu değil. Bu demokratik layık cumhuriyete yönelik yapılan bir hamle olarak değerlendirilmesi gerekir. Nasıl ki orada Orta Doğu'da katliamdan yıllar sonra, 25 yıl sonra IŞİD barbarları insanların kafasını kestiyse, bundan tam 30 yıl önce de aynen Sivas Madımak'ta insanlar IŞİD zihniyeti tarafından, ki aynıdır, değişen hiçbir şey yoktur, yakılarak katledildi ve maalesef bunlar da televizyonlarda canlı verildi. O nedenle bilgi kirliliğini önlemek, doğru bilgileri bir yerde tutabilmek ve bu bilgileri geleceğe aktarmak ve biz de hani hiçbir şey mahşere kalmamalı diyoruz. Evet, mahşere kalmamalı. Bütün haksızlıklar bu dünyada hesap vermelidir, yüzleşmelidir ve bir daha bu acılar yaşanmamalıdır ekseninde bu çalışmayı başlattık. Tabii öncelikle burada bu çalışmanın başlamasından bugüne kadar emek veren herkese de özellikle teşekkür etmek istiyorum sizlerin de huzurunda. Yani ciddi bir ekiple çalışıyoruz. Türkiye'de gerçekten demokrasi adına mücadele veren arkadaşlarla birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. Projede çalışan, ki 5 aşamasıdır, biraz sonra Eylem Hanım daha detaylı verecektir ama hem dijital kütüphane, hem sözlü tarih projesi, hem sanal müze, hem işte web belgeseli ve belgesel filmi olmak üzere 5 aşamalı projede emek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bilgilerin toparlanması, değerlenmesi ve geleceğe aktarılması konusunda son derece profesyonel bir iş çıktı ve dijital kütüphaneyi de geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştık. Bu da oldukça pozitif bir enerji verdi. Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. O anlamıyla da şunu son olarak söylemek isterim. Biz inanıyoruz, doğru bir şey yaptık. Yani hak, hukuk, adalet dediğimiz bu eksende Aleviler de, ezilen bütün toplumsal kesimler de umuyoruz hakkın, hukukun en kısa zamanda alır. Eşit yurttaşlık ekseninde herkes hak ettiği yere gelir. Bakın biz Avrupa'da yaşıyoruz, Almanya'da yaşıyoruz. Almanya'da anayasasında eşit yurttaşlık hakkı var. Din ve vicdan özgürlüğü var. Kişi hak ve özgürlükleri var. Bütün bu anayasal maddeler aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında da var. Ama biz Almanya'da bu anayasal haklardan faydalanarak Alevilerin bütün haklarını elde edebildik. Anayasal bütün haklarını elde ettik. Biz şu anda Alman devletine gidip şu anayasal hakkımız var, bu anayasal hakkımızı bize tanıyın diyeceğimiz hiçbir şey kalmadı. Ama Türkiye'de de aynı anayasal maddeleri olmasına rağmen halen inkar ediliyor. İşte biz bunun Türkiye'de de hayat bulması
olmasını istiyoruz. Ama sadece tabii biz Aleviler açısından değil, ezilen herkes açısından bunu istiyoruz. Eşit yurttaşlık temelinde istiyoruz. Kadın ayrımı yapılmadan, çocuklar eziyet görmeden, LGBT sınıfına yönelik yapılan şiddet uygulanmaları olmadan herkesin özgürce inancını, kimliğini, yaşam tarzını yaşayabilmeleri gerekiyor. Bunun bu mihvalde bir talebimiz vardır. Eşit yurttaşlık talebimiz vardır. Umuyoruz Madımak'la yüzleşmek aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesine ve 2. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında bir de 1. yüzyılında yaşadığımız acıların yaşanmadığı daha özgür, daha çoğulcul, daha katılımcı, demokratik, layık bir cumhuriyet olur. Bunun için de bu proje bu mücadeleye ciddi bir katkı sunacağını düşünüyorum. Herkese bir kez daha özellikle emekçi arkadaşlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey, sağ olun. İkinci turda da size bazı sorularımız olacak ama şimdi sözü Eylem Hanım'a verelim. Eylem Hanım tanımayanlar için bilgisayar mühendisi ve belgesel sinemacı. Madımak Katliamı Hafıza Merkezi çalışmasının proje koordinatörü ve web kreatif direktörü. Eylem Hanım, size de aslında bir çerçeveyi sormak isteriz. Nasıl düşünüldü, nasıl bir oluştu bu fikir? Bir dijital mekan veya müze olarak nasıl tasarlandı, neleri içeriyor? Arkasında nasıl bir fikir vardı? Belki bize biraz çerçeveyi anlatabilirsiniz ve bu kapsamda da dinleme şansınız olur daha sonraki konuşmaları. Şöyle başlayayım, yani sadece dijital kütüphaneye ilişkin, pardon, dijital müzeye ilişkin sorduğunuz için o kısma yanıtla başlamış olayım. Sonra da projenin tamamından bahsedeyim. Ben bu projeyle bu projenin ilk koordinatörü ben değildim. Daha sonradan projenin genel koordinatörlüğü ve web kreatif direktörlüğünü de üstlendim. Ama ilk bu projeyle, böyle bir fikirle karşılaştığım zaman işte bir web sitesi ve bir belgesel ve web belgesel çalışmaları, sözlü tarih çalışmalarıyla beraber böyle bir tartışma, böyle bir ihtimal söz konusuydu. Ben de ilk bu fikirle karşı karşıya kaldım. Yani bu projede nasıl bir görev yapabilirim, nasıl bir sorumluluk alırım diye görüştüğümde sanal müzeyi ilk ben önerdim ve şöyle bir şeyden yola çıkarak önerdim. Gerçekten hani 30 yıldır aileler orada bir utanç müzesi yapılmasını istiyorlar. Birinci neden bu. Ve hani bırakın hani buna arkasını dönmeyi, neredeyse Madımak katliamının katliam olduğunu unutturacak, bunu tartışma konusu haline getiren bir siyasi ortamdayız aynı zamanda. İkinci neden ise hani aslında Madımak katliamı çoğu kişi tarafından burada aydınlar, sanatçılar vardı diye hatırlanan bir katliam. Halbuki Madımak katliamı orada çok sayıda genç kadının ve 18 yaş altı çocuğun olduğu bir katliam. Yani burası bir kadınlar, gençler, çocuklar katliamı söz konusu. Ve biz aslında yıllar içinde tek tek onların isimlerini hayal meyal hatırlıyoruz. Yani büyük bir çoğunluğumuz isim 33 can diye isim geçiyor. Birer rakama dönüşüyorlar. Müzeyle yapmaya çalıştığımız, projenin tamamının genel hedefleri bir yana, dijital müzeyle yapmaya çalıştığımız şey yası tutulamayan, hesabı sorulamamış, biliyorsunuz 30 yıldır Madımak katliamının, ki biz bunu Alevilere yönelik bir program olarak görüyoruz, bunun arkasındaki asıl güçler, asıl suçlular ortaya çıkarılamamış durumda. Suçlu olarak görülenlerin önemli bir kısmı, yani orada alanı dolduran ve ateşe verenlerin önemli bir kısmı yakalanamadı. Yakalananların bir kısmı yine alması gereken cezayı almadı. Zaten bir kısmı da yakalanmış olmasına rağmen serbest bırakıldı ve hala süren davalar var. Çünkü firari durumda olanlar var. İşte Hüseyin Bey de bahsetti. Almanya'da mesela 3 firari sanık var. Dolayısıyla 30 yıldır hesabı sorulamamış, katliam olduğu dahi kabul edilememiş. Bırakın devletin bir özür dilemesini, üstünü kapatmaya şimdi uğradığında da işte iyi oldu, yani artık bu iş bitti, kapandı düşüncelerini rahatlıkla ortalıkta dolaşabildi. Hatta şu an içinden geçtiğimiz süreçte Madımak katliamı inkarcılığının
neredeyse aslında bu katliamın arkasında durması gereken kesimler tarafından bile tartışıldığı bir ortamdayız. Dolayısıyla bu dijital müze Madımak katliamına dair sisler altında kalan hakikatlerin hem ortaya çıkarıldığı bir platformda, yani bir Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'nde bir parçası olarak kendini var ediyor. Hem de bu hakikatlerin ortaya çıkmasının bir başka bileşeni olarak, yani bütün bu sisler altında bırakılan, hesabı sorulamamış, dolayısıyla yası tutulamayan 33 kişinin, çoğu genç ve kadın olan, önemli bir kısmı kadın olan, çocuk olan bu insanların hatıralarını dünyanın her köşesinden bakan herkes görebilsin diye, kuşaktan kuşağa aktarılsın diye gökyüzüne bir anıt olarak dikiyoruz. Yani ilk cümlemiz şuydu, ilk bu fikri konfederasyon yönetimiyle de konuştuğumuz zaman dijital müze fikrini, sanal müze fikrini. Onlar Madımak'ta bir utanç müzesi yaptırmadılar. Şimdi biz gökyüzüne bir anıt dikeceğiz ve dünyanın her yerinden bakan herkes hem 33 canın hatıralarıyla tanışacak, onların gerçekten kim olduğuyla buluşacak, hem de bu hakikatle yüzleşecek. Bu hakikatle yüzleşilmesi için de uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini hatırlattığımız bir proje yapacağız. Dijital müzenin arkasındaki fikirler bu diyebilirim. Ama bu tabii tek başına değil. Burası bir hafıza merkezi aynı zamanda Madımak katliamına dair. Dolayısıyla hani çok Hüseyin Bey çok güzel bir konuşma yaptı. Çok önemli konulara değindi. Hem bu coğrafyada yıllarca yaşanmış başka hem Alevilere hem başka kesimlere dönük yaşanmış katliamlara, kırımlara dönük bir hafıza oluşturmanın bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Yani devlet tuşlarında kanıt aranmaz çünkü bunlar hani kanıtlanabilir olgular bulmak mümkün değildir. Ama esasında bütün bu silsilenin Türkiye'deki kökleri çok daha geriye, devlete dayanan silsilenin hem bir parçası olarak Madımak katliamını ele alıyoruz, hem de 90'lar tablosu içinde ele alıyoruz. Hem de aslında geleceğe dönük daha bugünlere kadar varan, 10 Ekim'lere, Suruçlara varan bir tabloyu karşımıza alıp buradaki hakikatleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dijital müze de bütün bunun, bu tablonun bir parçası olarak üzerinde çalıştığımız bir yer. Tabii ama ağırlıklı olarak 360 derece içinde dolaşabildiğiniz bir mekanda dolaşıyorsunuz ama burası tabii ağırlıklı olarak bu 33 kişinin tek tek hepsinin tutkuları, hayalleri, umutları, hatıralarından oluşuyor. Biz her birinin ailesiyle, hemen hemen hepsiyle, bir iki kişi hariç ilişki kurabildik ve onlardan kalan nesnelerin 3D modellenebilecek fotoğraflarını çektik. Sonra da 3D modelleyerek bu odalara yerleştirdik. 3D içinde dolaşabildiğiniz mekanlarda her biri için bir oda yaptık sanal ortamda. Bu mekanlarda onlara ait nesnelerle, onlara ait hatıralarla, hikayelerle, onların duygularıyla, hobileriyle, tutkularıyla, aşklarıyla, özlemleriyle buluşmuş oluyorsunuz. Ve bunu da aslında Madımak katliamı hakikatlerinin orta yerinde, bütün o yangının içinde böyle bir deneyimin içine girmiş oluyorsunuz. Böyle bir deneyimlemeye dahil olmuş oluyorsunuz. Şimdilik bu kadar bir yanıt vermiş olayım. Belki başka sorunuz olursa öyle açabiliriz. Çok teşekkürler. Gerçekten de öyle. O mektuplara, çizimlere, öykülere bakmak olağanüstü derinden etkiliyor insanı. Gerçekten ellerinize sağlık. Bu arada sorularınız... muhtemelen 1 Eylül tarihi gibi açılacak. Henüz açılmadı. Siz kütüphanede görebildiniz galiba bir kısmını. Evet, dijital kütüphanede. Yayınlanıyor. Evet, evet. Ama proje parça parça açılmaya devam edecek. Teşekkür ederim. Ama çok etkileyici bir dijital mekan olmuş. Tabii ki diğer bölümlerini de gördüğünüzde eminim çok fazla, daha fazla birbiriyle konuşuyor olacak her bir alan. Şimdi sözü Ali Bey'e vermek istiyorum. Ali Bey sanatçı ve Ozan kendi küçük tanıtımından anladığım kadarıyla yine federasyonun çeşitli kurullarında çalışmaları olmuş biri. Ama tabii ki bu bağlamda en önemli yanlarından biri
katliamın hayatta kalmış tanıklarından biri olması. Sözü size vererek Ali Bey şunu sormak isterim. Tümüyle kendi arzu ettiğiniz, hissettiğiniz şekilde anlatabilirsiniz elbette. Eğer zor ve büyük bir soruysa da lütfen geçebilirsiniz. Gerçekten 30 yıl geçti. Katliamın üzerinden bunca yıl bu yaşananlar sizin ruhsal dünyanızda, hafızanızda nasıl bir iz bıraktı? Bunu nasıl tarif edersiniz? Bizimle paylaşmak ister misiniz? Bunun çok büyük bir soru olduğunu ve zor olduğunu bilerek soruyorum, mazur görmenizi de dileyerek. Bir de bunu aslında belki açtığım bir yerden bugüne kadar yapılan bütün yıllık anmaları, törenleri düşündüğünüzde aslında Madımak Katliamı Hafıza Merkezi sizin için tam olarak ne ifade ediyor? Nasıl bir his? Bizimle paylaşmanız mümkün mü? Öncelikle böylesi bir paneli düzenlenmesini emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü eğer biz bunları konuştuğumuz sürece hafızaları canlı tutabiliriz. Ben kendim o dönemde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin yönetim kurulu üyesiydim, kültürden sorumlu. 1 Temmuz'daki 4 Eylül Spor Salonu'ndaki yapılan coşkulu etkinliğinde hem sunuculuğuna hem de sanatçı olarak katılmıştım. 2 Temmuz'da Madımak Oteli'ndeki o 8 saatlik o cehennemi yaşayanlardan bir tanesiyim. Oradaki kaybettiğimiz canlarımızın hepsini, yani büyük bir çoğunluğunu, hepsini diyebileceğim şekilde birebir tanıyan, biraz önce Eylem Hanım'ın bahsetmiş olduğu 18 yaşındaki, 18 yaşının altındaki gençlerimizle çok birebir ilişkisi olabilen birisiyim. Ve böylesi bir katliamdan sonra ben mesela o tarihlerden önce her hafta sonu 3-5 tane dinleti etkinliğe katılırdım. Uzun süre bağlamayı elime alamadım. Ondan sonra Burhanettin Kaya diye bir doktor arkadaşımız katliamdan sağ çıkanlarla ilgili bir şey yaptı. 2 yıllık bir sürekli gelip bizimle soru cevap şeklinde bir araştırma yapıyordu ve her bana uğradığında Ali Hocam bir psikologla görüşün diye öneride bulunuyordu. Ben o zamanlarda biraz yani psikolojik desteğin ne kadar önemli olduğunu çok fazla bilmiyordum tabii ki. Ya ben aklım başım yerinde neden gerek var diye düşünerek bunları ihmal ettim tabii. İleriki dönemlerde bu kadar ki 30 yıllık süreç geçmesine rağmen Sivas katliamının hala hafızalarımda canlı olması o dönemdeki alabileceğim terapik desteğin ne kadar önemli olduğunun farkına varmış durumdayım. Dolayısıyla 2000 yılında İsveç'e taşındım ben. Stockholm'de yaşıyorum. Dolayısıyla o tarihten bugüne kadar görebildiğim kadarıyla bir şeye dikkat çekmek durumundayım. Bu bir katliam ama bir kişi değil, bir toplu katliam. 33 can orada katledilmiş ve bir hep semah dönmeye, türkü söylemeye, işte tiyatro göstermeye, sazıyla sözüyle gitmiş insanlar otel dışarısına toplanmış 15 binin üzerindeki bir güruh tarafından saatlerce dünyadaki televizyonlarda canlı yayında katlediliyor. Dolayısıyla belki ben görmedim böyle eşi benzeri bulunan bir katliam. Ve dolayısıyla siz de bunu dışarıdan birisinde dinlediğiniz zamandaki biz İsveçli arkadaşlarla konuştuğumuz zamanlarda çoğu zaman hangi filmden diyorlar. Belki de bu hafıza merkezinin kurulmasının en önemli etkilerinden bir tanesi herhangi bir filmden değil ama bütün devletin gözü önünde, dünyanın gözü önünde naklen yayında Türkiye'nin göbeğinde
yaşanan bir katliam olduğunu insanların bilmesi önemli. Sonrasında belki bizi dinleyenler olabilir, işte örgütlerde yöneticiler olabilir. Belli aşamasında evlerine gidiyorlar. Çünkü herkes üzülüyor. Bu vicdanı olan herkesin vicdanını yaralayacak bir şey. Ama unutmayalım ki o 33 canın her birinin ailesine ateş düştü ve o ateş hala yanıyor. Ve yıllarca bu aileler hiçbir zaman için şey yapmadılar. Yani çocuklarının hesabını sormaktan vazgeçmediler. Bu da çok önemli bir şey. Bir de benim kendimin yaşadığım ve orada yaşarken yaşadıklarımız şeylerin çok yanlış bir şekilde topluma yansıdığını gördüm. Dolayısıyla ben 61 yaşındayım ve Sivas katliamının tanıklarından bazıları şu anda hakka yürümüş durumda. Ve bu gidiyor gitgide de. Yarın öbürsü gün belki de biraz önce sanıyorum Hüseyin Başkan söyledi. Yani erki devleti gücü elinde bulunduranların yazmış olduğu bir tarih dışarıya kalacak. Bir yığın yanlış bilgilendirmeler var. Bu bilgilendirmeler de bizzat ilk ağızdan o katliamı yaşayan insanlardan, tanıklardan aktarılması da çok önemliydi. Ve dolayısıyla bu projenin, hafıza merkezinin bu hale gelmesine biz bir iki senedir konuşuyorduk. Ama ben kendi adıma bir belgesel olarak yola çıkmıştık bu işte. Ben kendi adıma sadece belgeselin bu katliamdaki bu Madımak katliamını anlatmada yeterli kalacağını düşünmemiştim. Çünkü orada 33 canımızı kaybetmiştik. Eğer onları anlatacaksak belgeselde oradaki diğer kısımlar boşta kalmış olacaktı. Onları anlatırsak da bu 33 canımıza zaman yani onları anlatmamış olacaktık. Ve biz dedik ki bir bilgi bankası koyalım, insanlar bunlardan da oradaki bilgileri alsınlar diye. Daha sonrasında proje bekleye bekleye işte sözlü tarihiyle, işte sanal müzesiyle, dijital müzesiyle, işte kütüphanesiyle dev bir proje haline geldi. Bu bakımdan çok önemli sanıyorum, sorduğunuz sorulara cevap oldu sanıyorum. Eğer olmadıysa hatırlatın, onlara da cevap diyeyim. Tabii ki, çok teşekkür ederiz. Siz hangi çerçeveyi uygun görürseniz. Bir sonraki etapta yine sorularımız olur. Belki katılımcılardan gelen sorularla birlikte cevap verirsiniz. Şehriban Metin, şimdi söz vereceğimiz konuşmacımız, katliamda hayatını kaybeden 20 yaşındaki ODTÜ Biyoloji Bölümü öğrencisi Handan Metin'in ablası. Kendisi de adalet arayışında bir mücadele öznesi olmuş güçlü bir kadın. Şehriban Hanım, size de izniniz olursa aynı soruları sormak isterim. Sizin için bu 30 yıl nasıl geçti? Yaşananların sizin ruhunuzda ve hafızanızdaki yerini bizimle paylaşır mısınız? Yine kendi uygun gördüğünüz çerçeve ve sınırlar içinde. Bir de yargılama sürecini aslında nasıl değerlendirirsiniz? Belki ona ilişkin görüşlerinizi de birleştirerek paylaşabilirsiniz. Çok seviniriz. Sesim duyuldu mu? Affedersiniz. Şehriban Hanım, sesinizi açabilir misiniz? Tamam. Evet, açtım. Geliyor mu? Sesim geldi mi? Evet, geldi. Evet. Peki. Buyurun. Tamam, tamam. Herkes öncelikle iyi akşamlar. Katılımcılara teşekkürler. Emek veren herkese teşekkürler. 30 yıl nasıl geçti? 30 yıl dendiğinde ben çok 30 yıl geçti hissedemiyorum, anlamıyorum. Dün gibi 30 yıl dile kolay diyebilir insanlar. İnanın dün gibi. Kendi durduğum yerden baktığımda başlangıcından itibaren gözden geçirdiğimde
Öncelikle büyük bir şaşkınlık yaşıyorsunuz. Bireysel olarak hissettiklerimi söylemek isterim. İnanamıyorsunuz. Canlı yayın 8 saat, Anadolu'nun ortası ve ulaşamıyorsunuz. Yanıt alamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi benim kardeşim, biz zaten Sivaslıyız, Divriliyiz, Çamşıklıyız. Ozanlarıyla meşhur bir bölgeden benim ailem. Ozanlık geleneğini çok iyi biliriz. Pir Sultan pirimizdir. Kardeşim gitmese ben giderim. Yani o geleneğin bir devamcısı ailem. Dolayısıyla bizim için gayet doğal bir şey. Pir Sultan Abdal etkinliklerine katılmak, deyişlerle, nefeslerle nefes almak, o yola yoldaş olmak. Çünkü öyle bir kültürden geliyoruz. Kardeşim arkadaşlarıyla birlikte gitti. Devri Kültür Derneği Gençlik Komisyonu ve Kadın Komisyonu üyesi olarak gitti. Ve şöyle hesaplamışlardı. Devri Kültür Derneği'nin Devri Harman diye bir dergisi var. O dergide yazılar yazıyorlar. Kadın komisyon olarak çok gençler. Halasının, halamın kızı Gülsün'le birlikte. Sanatçılar gidecek, etkinlikler düzenlenecek. 2 gün ayağı Banaz, 2 gün ayağı Sivas. Dolayısıyla pek çok röportajla, söyleşiyle geri gelecekler. Dolu dolu anlatacaklar orada gördüklerini. Büyük bir hazırlıkla gittiler, büyük bir sevinçle gittiler. Biz Sivas merkezi bilmeyiz, Divriliyiz. İşimiz olduğunda çoğu kez Erzincan'a giderdik ama Sivas merkezi çok bilmeyiz. Sivas merkeze yabancıyız. Handan arkadaşlarıyla, gençlik komisyonundaki arkadaşlarıyla gitmek istediği için ben kendi talebimi belki rahat edemez ablasının yanında diye geri çektim. Aslında ben çok gitmek istiyordum. Şunu da söyledim. Dedim ki çok sevdiğim bir arkadaşım var, Asaf Koçak, karikatürist. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa söyle, ben Şehrivan'ın kardeşiyim diye, sana yardımcı olur. Büyük bir hazırlıkla gitti. Herkesle vedalaşarak gitti. Herkesin gönlünü alarak gitti. İlginç bir gidişti. Handan evden çıktı. Garip bir acı hissettim. Daha çok sarılsaydım dedim. Daha çok öpseydim dedim. Niye öyle düşündüm bilmiyorum. Çok uzunca bir süre hiçbir yerden haber alamadık. Şimdiki gibi telefonlar, iletişim yok. Haberlere ilişkin herhangi bir kanalınız, kaynağınız yok. Sadece birinci gün bir şeyler olmuş. Bildiriler dağıtılmış bölgede, ilçelerde. Müslüman mahallesinde salyangoz satmak başlığıyla bizim haberimiz yok ama. Taşlamalar olmuş, imza günlerinde taşmalar olmuş. Biz birinci gün Handan'la görüştük. Annem aradı öğle yemeğinde. Yani söylemedi. Belki tedirgin oluruz diye. İkinci günde rahatsızlıklar olmuş. Burucuye Medresesi'nde birinci gün, ikinci gün. Kültür merkezinde, fakat bize gelen bir bilgi yok. Ve kardeşim adıma kotelinde kalan biri değil. Nasıl yönlendirildi, kim yönlendirdi, niye yönlendirildi? Saldırganlar kültür merkezinde epey bir kalabalıkla saldırılarını gerçekleştirip biraz karşılık aldıktan sonra bir yönlendirmeyle madama merkeze geliyorlar ve bir kısım Şendi'ye gidenleri de Madımak Oteli'nde güven aldıklarını düşünerek oraya topluyorlar. Bunların çok bir bölümü gerçekten yaşları çok genç, kadınlar ağırlıklı gençler oluşturuyor. O otelde sanırım bir tek kaybettiklerimiz arasında Aziz Nesin kalıyor otelde. Onun dışında gençlerden kalan yok. İkinci günün rahatsızlıklarını da biz telefonla görüştük ama söylemedi. Ne olup bittiğini bilmiyoruz. Çok çok saatler sonra, belki 4-5-6 bir arkadaşıma rastlamıştım.
olmuş, ortalık karışmıştı ama nerede, nasıl, hiçbir şeyden haberimiz yok. Ve Ali Çağ'ın dediği gibi, Hüseyin Mat'ın dediği gibi, televizyondan saatlerce bekledikten sonra öğreniyoruz kimler de kalmış, neler olmuş, kardeşim nerede, isimler televizyonda aktarılırken görüyoruz. Çok büyük bir yatsınma yaşıyorsunuz. Yani inanamıyorsunuz olup biteni. 8 saat ulaşılamamış, hiçbir şey yapılamamış, çaresizsiniz, güçsüzsünüz, kabul edemiyorsunuz. Bir süre sonra bu kabul edememe büyük bir öfke isyanı ve her şeyi reddetmeye dönüşüyor. En azından benim için öyleydi. Handan'la birlikte gittiğim kitap evlerine gitmez oldum. Yani yürüdüğüm yollarda yürümez oldum. Yediği, sevdiği yemekleri yememeye başladım. Dostlarımı tek tek ona göre ayıkladım yıllarca, bugün de öyle. Kim duyarlamadım ha? Dostlar onlardı. Onların dışındakileri eledim. Dolayısıyla kendimizi dünyada konumlandıracak, gerçekten yaşayan kim, gerçekten ölen kim bir durumda olmuyorsunuz. Sonra yavaş yavaş elbette yapıp etmeyerek hayata devam etmek için ve mücadeleyi devam etmek için yapmanız gerekenler var. Korkunç bir öfke örgütlenme hevesiyle insanların akın akın Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne geldiğini görüyorsunuz. Ve bu öfkeyi örgütlemek gerektiğini düşünüyorsunuz. Ben de hemen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne gitmeye başladım. Çünkü biliyordum ki bu mücadele ancak büyük bir yoldaşlık ilişkisiyle üstesinden gelinebilecek bir mücadele. Pir Sultan dostlarıyla birlikte olmalı. Ve ondan sonra 93'ten sonra Hamdan'ın ve diğer çağdaş Pir Sultanlar diyorum ben onların hepsine yitirdiğimiz bütün canlara 33 Pir Sultan'ın mücadelesini yürütebilmek için örgütle birlikte hareket etmeye başladım. Bu süreç çok ağır bir süreç, zor bir süreç. Oturup aileyle birlikte bunu konuşamıyorsunuz, kardeşle paylaşamıyorsunuz. Anneniz ağladığında size göstermiyor, siz ağladığınızda annenize göstermiyorsunuz. Sanki bunları gizlediğinizde acı hafifleyecekmiş gibi hissediyorsunuz. Ben işe giderdim, annem arardım sık sık. Anne nasılsın? Ağlaya ağlaya sesi gitmiş. İyiyim iyiyim merak etme derdi. Bir şey yok. İyiyim. Oysa biliyorum ki iyi değil. Ben de iyi değilim. Hiç kimse iyi değil. Bazılarımız psikolojik olarak pek çok aile tedavi aldı. Benim annem 93'ten beri tedavi görüyor. Ben de demokratik örgütlerinde çalışarak kendimi kalabalıkların içerisinde hissederek ve bu mücadelenin bir tarafından tutarak tedavi ettiğimi düşünüyorum. Fakat şunu size rahatlıkla söyleyebilirim ki ancak toprağa girdiğinizde acısı dinecek, yaralarınız sarılacak. Dünya üzerinde böyle 8 saat bekletilerek ve yakarak yok etmenin örneği var mıdır bilmiyorum. Bilim adamları bizim üzerimizde keşke çalışsalardı ve bundan sonra gelecek kuşaklara yardımcı olsaydı bu. Çok psikolojik olarak kaldırmanız mümkün değil. Kendinizi, acınızı hafifletecek bir şey bulmanız mümkün değil. Dolayısıyla yaralarımızla birlikte 30 yılı geçmiş olduk. Kısaca mahkeme sürecine de hemen unutmadan geçeyim. Kafam dağınık, kusura bakmayın dalgalı konuşursam. Şimdi bir taraftan çok büyük bir vahşetin içindesiniz. Bir taraftan da hesap sordurmanız gerekiyor. Ve adalet arayışını devam ettirmeniz gerekiyor. 33 canın ailelerinden
çok uzunca bir süre bütün aşamalarda başından sonuna kadar her şeye dikkatli bir şekilde eğilen ve çalışan ailelerden biriyiz. Hiçbir zaman geri durmadık ne mahkeme sürecinde ne diğer süreçlerde. Bir şekilde adalet arayışımızı bugüne kadar getirdik. Mahkeme süreci çok ilginçti. Hala firari sanıklar üzerinden de devam ediyor bu süreç. Sonuna doğru da gelindiği söyleniyor. Çünkü zaman aşımı gibi bir tehlike var. Zaman aşımı gibi aslında insanlık suçlarında zaman aşımı olmaz ama Sivas ısrarla üzeri hep kapatılmak istenen bir katliam. İlk mahkeme böyle aleni toplanma, gösteri gibi basit nedenlerle oluşturulmuştu ve verilen cezalar inanılmaz azdı. Pek çoğuna ceza verilmemişti. Zaten onca kalabalığın arasından çok az insan getirilmişti mahkemelere. Onlardan da çok az bir kısmına çok az cezalar verilmişti. Sonra bozuldu o. İkinci büyük mahkeme başladı. O mahkemede de, birinci mahkemede de, ikinci mahkemede de şunu hep gördük. Hem güvenlik güçleri, hem mahkeme heyeti, hem sanıklar rahat, gülerek, çoğu kez bizi çok hırpalayarak, ben birkaç mahkemeye kardeş olma, abla olmama rağmen girememiştim. Anlamışlardı keyfi. Mahkemeyi takip etmek istiyorum, almıyor. İnanılmaz sıkıntılı, stresli mahkemeler geçirdik. Onların ödüllendirildiği, bizim ağladığımız için, bir şey söylediğimiz için dışarı çıkarıldığımız mahkemeler geçirdik. Ve ikinci mahkeme, bozulan davadan sonra ikinci mahkemede idam cezası sonradan ağırlaştırılmış müebbet olarak görülen cezalar birkaçına verildi. Pek çoğu dışarı çıktı. Almanya'da bir ara biz birkaç yıl önce 13 kişinin olduğunu konuşur olmuştuk. Şimdi 3 kişi diye konuşuyoruz. Bu mahkemeler devam ederken mahkeme süreci devam edip bir taraftan çocuğu olan, mahkeme süreci devam edip ehliyet alan, mahkeme süreci devam edip belediyede çalışan, mahkeme süreci devam edip çocuğu olan bir sürü haberle karşılaştık. Pek çok haberle karşılaştık. Ve sonuçta en son mahkemenin geldiği nokta 3 firari sanığın yurt aranması ve davanın neredeyse hiç duruşma kaldı sanırım kapanması noktasına geldik. Eğer bir şeyler soracaksanız söyleyeyim ya da burada. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizimle çok sizin için ne kadar zor olduğunu tahmin etmek mümkün değil. Çok kıymetli şeyler paylaştınız. Bir sonraki turda hem sizi biraz dinlendirmiş olalım. Mutlaka sorularımız olacak. Ben o zaman izninizle Şenal Hanım size söz vermek isterim. Tanımayanlar için de Şenal Sarıhan pek yoktur ama bir kadın avukat, bir insan hakları savunucusu. Önemli toplumsal davaların hakikat arayıcısı, son derece kıymetli bir hukukçu. Sizi ekranda göremiyorum. Pardon, şimdi gördüm. Şenal Hanım, size de çok bilerek aslında 10 dakikalık sürenin bu kadar büyük sorular için yetmezliğini gerçekten bildiğim bir yerden soruyorum. Ama olabildiğince açık soracağım ve en can alıcı hususları vurgulama maharetinize güvenerek soracağım. Dava sürecini bize böyle en önemli hatlarıyla özetlemeniz mümkün mü? Şu açılardan daha çok. Mesela kimler neden yargılandı? Kimlere neden hiçbir zaman dokunulmadı sizce?
Mesela hangi deliller toplandı, hangi delillere hiçbir zaman dokunulamadı, gidilemedi? Ya da mesela neler hiçbir zaman araştırılmadı? Sanıklar ne tür savunmalar yaptılar? Kamu görevlilerinin pozisyonu neydi mahkemeyle bilgi paylaşmak ya da paylaşmamak doğrultusunda? Ve tabii ki bir zaman aşımı meselesi. Ez cümle nasıl bir fotoğrafı var bütün yargılama sürecinin? Ne söylüyor bize Madımak katliamının yargılanması süreci? Ben de öncelikle arkadaşlarım gibi emeği geçen herkese ve bu paneli düzenleyen sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikat arayışımız için bu belgelerin geleceğe kalması çok değerli. Gerek sözlü tarih yönünden, gerekse dijital müze ve benzeri çalışmalar yönünden emeği geçen herkese çok teşekkürler. Biraz önce Şehriban arkadaşımızın bıraktığı yerden başlamalıyım belki de ve sorularınıza çok kısa yanıtlamaya çalışayım. Şuradan başlamalıyım. Bu katliamla ilgili öncelikle ne yazık ki katliamın önlenmesi konusunda sorumlu olanlar yani idare herhangi bir önlem almadı. Bir gün önceden Sivas'a gelmiş, Sivas'ta konuşlanmış ve hatta basın metni yayınlayarak, Müslümanlar imzalı bir bildiri yayınlayarak katliamın haberini vermiş olan dinci siyasi grupların, şeriatçı siyasi grupların varlığı belli olmasına karşın bu kültür etkinliğinin herhangi bir olaydan uzak bir şekilde yaşaması konusunda gerekli önlemler alınmadı. Alınmadığı gibi yangının çıkarılmasıyla sonuçlanan katliam yani 33 canın yaşamını yitirmesiyle iki de biliyorsunuz otel görevlisi var otelde yaşamını yitirmiş olan 35 insanın yaşamını yitirmesiyle bir o kadar insanın yaralanmasıyla ve duygusal olarak ağır bir travmayla karşılaşmasıyla sonuçlanan bu olaydan sonra da Sivas'ı terk eden eylemciler ne yazık ki gerekli bir biçimde gözaltına alınmadılar, tutulmadılar. Onların ellerini kollarını sallayarak dışarı çıkmalarına olanak sağlandı. Ardından yapılan soruşturmada sadece önce 33 kişi gözaltına alındı. Ardından bu sayı 200'e kadar yaklaştı, 190 kadar kişi gözaltına alındı. Yani gözaltına alınanlar Sivas'ta bilinen, Sivas'ta olay sırasında kimlikleri tespit edilmiş olanlardı. Ama asıl eylemciler ve bu eylemcilerin arkasındaki örgütler, bu örgütlerin sorumluları konusunda herhangi bir araştırmada yapılmadan büyük bir hızla 2 Temmuz'da gerçekleşmiş bu katliamın ardından 18 Temmuz'da 3 ayrı iddianame düzenlendi. Sürekli söylediğim bir şey var. Bunun altını çizmenin yargılama süreci açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Polis kayıtlarına göre 15 bin kişi bu olaya katıldı. Katliama, olay sözünü geri alıyorum. Bu katliama katıldı. 15 bin kişinin katıldığı polis görevlilerince belirlenmiş olmasına karşın sadece 190 kişi gözaltına alındı. Bunların da 124'ü hakkında 3 ayrı dava açıldı. Üstelik açılan davalar son derece basite indirgenmiş, bu katliamı görmeyen davalardı. Yani adiyen adam öldürme, yakarak ama adiyen adam öldürme, siyasi bir amacı olmayan bir adam öldürme gibi bir dava açıldı. İkinci dava toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık olarak açıldı. Üçüncü davada terör eylemi olarak açıldı ve bu Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde açıldı. Çünkü Sivas'ta DGM o günlerde açık olan DGM'ler Sivas'ta yoktu. Kayseri'de vardı ve Kayseri'de dava açıldı. Bu bir kere işin herhangi bir biçimde yeterince soruşturulmadığının, yeterince araştırılmadığının, delillerin toplanmadığının, delillerin yitirildiğinin, eldeki delillerin de gerekli bir biçimde, ayrıntılı bir biçimde, düzenli bir biçimde ele alınmadığının kanıtıydı. Biz o dönemde
Türkiye Barolar Birliği, ben Çağdaş Hukukçular Derneği'nin genel başkanı olarak görev yapıyordum o tarihte. Çağdaş Hukukçular Derneği ve çok sayıda bireysel olarak avukatlar, siyasi partilerin, siyasi dergilerin o dönemde yayınlanan avukatları bu davada görev almak üzere, katliamın sanıklarına karşı davayı yürütmek üzere harekete geçtik ve bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonumuz öncelikle Sivas'tan davanın Ankara'ya taşınmasını istedi. Çünkü Sivas'ta davaların görülmesi, ailelerin her davanın görülmesi sırasında yeniden o yangını yaşamaları anlamına geliyordu. İsteğimiz kabul edildi, davalar Ankara'ya geldi. Ankara'ya geldiği zaman Ankara'daki mahkemeler gerçeği görerek dediler ki biz bu olayı adi bir adam öldürme vakası olarak değerlendiremeyiz. Asliye Ceza Mahkemesi dedi ki biz bu olayı sıradan bir toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak göremeyiz. Bu bir katliamdır, siyasi bir katliamdır. Bu davaların görülme yeri de DGM'lerdir dendi. Dosya DGM'ye geldi. Fakat gerçekten DGM'deki yargılama son derece yürek yakıcı bir süreci izledi. Ve mahkeme kısa sürede bu olayın, görevsizlik verdi önce, kabul etmedi DGM. Benim görevime girmiyor dedi. Yani bu bir adiyen adam öldürme dedi. Dosya Yargıtay'a gitti, biz itiraz ettik. Dosya Yargıtay'a gitti görevsizlikle. Tekrar aynı mahkemeye döndü ve aynı mahkeme bir yıllık yargılama sonucunda yine böyle bir karar verdi. Yani nasıl bir karar? Bu bir adiyen adam öldürme vakasıdır ve toplantı ve gösteri yürüyüşüne aykırılıktır diye. Bu da temiz edildi. Bunun temiz edilmesinden sonra olayın o günkü yasalarımız içinde Türk Ceza Yasası'nın 65 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 146. maddesi gereğince anayasal düzenin şer'i bir yönetime doğru çevrilmesi amacıyla, değiştirilmesi isteğiyle bir kalkışma olduğu ve bu kadar canın bu sebeple bu kadar cana kıyıldığı gerekçesiyle de davada o dönemde yine yürürlükte olan idam cezası verilmesi gerektiğini Yargıtay buyurdu. Buna uygun olarak karar verildi sonuç olarak. Fakat işin vahim tarafı, biraz önce Şehriban arkadaşımız da dikkat çekti. Pek çok sanık bu arada tahliye edilmişlerdi. Yani daha sonra haklarında idam cezası verilmiş olan sanıklar yargılamanın başında salıverilmişlerdi. Bu durum davanın her ne kadar bir yargı kararıyla, önemli bir kararla sonuçlanmış olmasına rağmen, tabii bu yakalananlarla sınırlı olarak söylüyorum. Yoksa yakalananların arkasındaki örgütler, bu örgütlerin isimlerinin ne olduğu, örneğin o tarihteki Taraf dergisi açık bir biçimde beyanda bulunmasına ve bu eylemi övmesine rağmen, bu grupların, bu siyasi ve dini siyasi grupların yakalanması ve onların davaya dahil edilmesi noktalarında en ufak bir çaba gösterilmedi. Mevcut olanların da çok küçük bir kısmı ancak cezaevine gönderildiler ve cezaevinde cezalarının infazı başlandı. O tarihten bu yana, yani bu davanın bitiş tarihi de 1993'te başlamıştır, 2002'de esas olarak sonuçlanmıştır kesinleşme noktası. Biz 2002'den bu yana da bırakılmış olan sanıkların yakalanmaları için çaba gösteriyoruz. Arada bir yakalanan küçük gruplar oluyor, haklarında yargılamalar oluyor. Ya da zaman zaman bunlar af isteğiyle başvuruyorlar Türkiye'de gündeme gelen af yasalarından yararlanmak için. Bunlarla ilgili davaları takip ediyoruz ve şu anda 3 sanıkla ilgili dava var. Anlatmak istediğim ve altını çizmek istediğim noktalardan biri de şu. Haklarında idam cezası verilenlerin ve cezaları kesinleşmiş olanların da en az 15 kişilik bir grubu şu anda cezalarının infazı gibi bir durumla karşı karşıya değiller. Çünkü daha önce tahliye edilmişlerdi. Yurt dışına çıktılar, Almanya'ya, Avusturya'ya, Arabistan'a, Fransa'ya. Buralardan getirilmeleri konusundaki bütün çabalarımız boşa çarptı. Bu sanıkların bir kısmı cezaları kesin olmasına rağmen dışarıdalar.
Ancak hala yakalanmaları olanaklı ya da yurt dışındaki mahkemelerce yargılanmaları konusunda son dönemde taleplerimiz var. Bunların cezalarının zaman aşımına uğraması için bu 2 Temmuz 2023 tarihi umutsuzluk yaratacak bir tarih değil. Neden? Çünkü ceza zaman aşımı daha uzun bir süre. Cezanın kesinleştiği 2002 tarihinden itibaren 30 yıllık bir süre var. Bu arada bunların Türkiye'ye iadeleri ve cezalarının infazı ya da yurt dışında cezalarının infazı gibi bir durum olabilir. Ve hiç olmazsa bu kadar sanık için bari bu cezalar infaz edildi gibi bir rahatlığa ulaşmak, rahatlığı tırnak içine alıyorum. Çünkü hiçbir zaman bu davanın sonuçlanmış olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Şu anda biraz önce yine Şehriban'ın anlattığı bir örnek vardı. Sanıkları aramadılar bile. Aramadıkları için sanıklar bulundukları zaman tesadüfen 93'ten 25 yıl sonra, 20 yıl sonra biz arandığımızı bilmiyorduk dediler. Bizim haberimiz yoktu. Evlendik, askere gittik, ehliyet aldık. Kimse bize arandığımızı söylemedi. Nihayet bir dürüst emniyet görevlisi bunları yakalamış ve getirmiş mahkemeye. Bunlar yargılandılar. Birisi Fransa'da olduğunu, Cafer Erçakmak isimli belediye meclis üyesi Fransa'da olduğunu biliyorken biz bu tür bilgilere sahipken ya da öyle zannederken, onun iadesi için çaba gösterirken ne oldu? Adamın kendi evinden, Sivas'tan cenazesi çıktı ki Sivas'tan her duruşmamıza arandı, evine gidildi ve bulunamadı bilgisi. Polisçe düzenlenmiş bilgiler geliyordu. Böyle çaresiz bir süreç gündeme geldi ama şunu söylemeliyim. Bu davanın en azından 30 yıldır gündemde olması, biraz önce izlediğiniz sağ kurtulanların, yakınlarını yitirenlerin, ailelerin büyük bir kararlılıkla hak arama mücadelesi içinde dimdik durmalarının bir sonucu. Başka bir sonuç da örgütlerin, Pir Sultan Abdal Derneği biliyorsunuz bu etkinliği düzenleyen, benzeri Alevi örgütlerinin, federasyonların, Sayın Hüseyin Mat'ın başkanlık yaptığı kurumların, bütün Türkiye çapında, Avrupa çapında örgütlü bir yapıyla bu katliamın sorgulanması, katliamın açığa çıkarılması konusundaki olağanüstü çabaları davayı gündemde tutmaya devam etti. Ama şimdi yapılan çalışma, bizim hepimizin işte kayboluyor. Bu davada avukatlık yapmış olan örneğin çok sayıda arkadaşımızı şimdi kaybettik. Aileleri de kaybediyoruz. Anneleri de babaları da toprakla buluşturuyoruz. Ama geleceğin bu davayı bilmesi, bu dava üzerinden hesap sorulması bilincini taşıması konusunda yapılan çalışmanın çok büyük bir önem taşıdığı inancı içindeyim. İlk birkaç şeyi de söylemek isterim. Şu anda davayla ilgili olarak Erçakmak ve Arkadaşları diye ikinci aşama bir davamız daha olmuştu. Anayasa Mahkemesi'nde davamız 2014'ten bu yana devam ediyor. Bu 3 sanıkla ilgili olan davada da biz şunu talep ettik. Uzayan yargılama sebebiyle bunun da Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını talep ettik. Bu da Anayasa Mahkemesi'nde sürüyor. Ayrıca ilk zamanlarda 90'lı yıllarda zarar gören ailelerin zararı idari yargıda dava edildi. İdare mahkemesi devletin sorumluluğuna karar vererek tatmin edici olmayan ama en azından devletin sorumluluğunu kabul eden bir tazminat kararı verdi. Tam yargı davasıdır davanın adı. Bunlar bizim için belki küçük bir hani bunca mücadelenin sonucunda kazanılmış küçük adımlar. Vazgeçmemek, direnmek, mücadele etmek ama bu mücadeleyi yaparken hukukçuların inanınız belki onların da hepimizin de bir küçük katkısı var ama bu anneler, babalar, aileler bu davanın peşinde olmasalardı, onların örgütleri, örgütlü yapıları bu davanın peşinde olmasaydı herhalde 30. yıl içinde karşılaştığımız onca olumsuzluk karşısında dava çok öncelerde ve çok gerilerde unutturulmaya zorlanabilirdi. Bu direncin önemli olduğunu, bu direncin, bu mücadelenin de aynı zamanda geleceğe taşınmasının anlamlı olduğunu düşünüyorum.
Sinan Saruhan var ya, CHP'nin eski avukatı. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Sivas acaba mikrofonlarımızı sessize alabilir miyiz? Tüm katılımcılar için lütfen. Çünkü ortam sesleri yansıyor ve duymayı zorlaştırıyor. Çok teşekkürler. Şanal Hanım, gerçekten çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Son aslında iki son turu sizden başlatarak geri dönelim bu sefer diyecektim, ikinci turu ve size aslında yargılamada bundan sonra ne bekliyoruzu soracaktım. Siz çok güzel bir şekilde özetlemiş de oldunuz. Sizden başlayarak bu sefer geri gideceğimiz için eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır söz sizdeyken? Şu bilgi olarak geçmek isterim. 2 Temmuz'da iç hukukumuza göre 30. yıl devam etmekte olan dava yönünden iç hukukun usul hükümlerine göre zaman aşımı süresinin dolması gibi bir iddia var. İddia diyorum. Çünkü Erçakmak dosyasında da 20 yıla, en fazla 20 yıla hükümlü olabilme olasılığı olan sanıklar yönünden de biz insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının olmadığını iddia ettik. Ama kabul edilmedi ve o 6 sanıkla ilgili davalar düşürüldü. Şimdi bu sanıklar yönünden, 3 sanık yönünden ağırlaştırılmış müebbet hapis artık. İdam cezası yok. İyi ki yok. Yani biz idam cezasına da karşıyız esas olarak. Çağdaş bulmuyoruz bunu. İnsanların kendi kendileriyle yüzleşmesi ve hesaplaşması gerektiği inancı içindeyiz. Ama bu 3 sanıkla ilgili... Şimdi 30. yıl 2 Temmuz'da veya izleyen bir günde yapılacak duruşmayla düşürülebilinirdi. Eylül'e bırakıldı. Eylül ayında büyük olasılıkla biz tekrar hepimiz bütün savunmayı düzeltiyorum. Müdahil avukatlar her birimiz yeni baştan bunun insanlığa karşı suç olduğunun altını çizerek zaman aşımına uğramaması için çaba göstereceğiz. Bu nasıl sonuçlanır bilemiyorum elbette ama hukuka uygun bir karar verilecekse, adalete uygun bir karar verilecekse, hakikate uygun bir karar verilecekse, zaman aşımı noktasında kabul olmamalı. Mahkeme bunu kabul etmemeli. Bunun bir insanlığa karşı işlenmiş olduğunu kabul ederek kendi adalet duygusunu da tabii bilmiyorum ama bunu istemek durumundayız. Çünkü bu bir hesaplaşma meselesi değil bu. Gelecekte yeniden katliamların olmaması mücadelesi. Sevgili Hüseyin Mat en başta da bu sözü yineledi. Evet biz ne istiyoruz? Yeniden insanlar katledilmesin istiyoruz. İnsanlığa karşı suçlar işlenmesin. İnsanlar ayrıştırılmasın, birlik içinde yaşasınlar, adalet içinde yaşasınlar. Demokratik ve layık bir hukuk devleti içinde birbirlerini severek birlikte ilerlesinler istiyoruz. Bütün çabamız bu. İyilik istiyoruz açıkçası. İyilik, başka bir beklentimiz yok. Tabii ki bu davayla ilgili anlatabileceğim çok şey var ama bir kısmını zaten bu programa bağlı olarak da anlattım ve bunları yazmaya da çalıştık elimizden geldiğince. Umarım gelecek bunlar üzerinden yeni öğretiler, insanlık öğretileri çıkarabilir. Teşekkür ederim çok, tekrar. Çok çok teşekkür ederiz. Hem verdiğiniz bilgiler hem de uzun yıllara yayılan mücadeleniz ve sabrınız için. Şimdi o zaman bu kez Şenal Hanım'dan sonra Şehriban Hanım'a söz vermiş olalım. Bu kez izninizle size sormak istediğimiz soru hem kendi adınıza hem de aileler adına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında biraz... Bu soruyu şu bağlamda soruyorum. Ne olsa yaşanan acı, yaşadığınız acı, hiçbir şey giden sevdiklerimizi geri getirmeyecek ve bu telafisiz bir şey. Bunun üstüne bunu bildiğimiz, kabul ettiğimiz bir yerden soruyorum. Ne olsa bir parça ferahlamış hissederdiniz. Belki adalet bir parça yerine
geldi. Hani adaletin tecellisi dediğimiz şey varsa eğer bir yerde. Ne olsa bu sizin için bir anlam ifade ederdi. İki şey biraz rahatlatır yüreğimi. Biri Madımam Utanç Müzesi olması. Yıllardır onun için mücadele ediyorum ben açıkçası. Bir diğeri de elbette hukuksal olarak adaletin yerini bulması. Bu şöyle bir şey. İşte çok büyük bir kalabalıktı, çok az insan yargılandı. Yargılananların bir kısmı yargılanamadı, dışarı çıktı, kayboldular, zaman aşımı değil. Niye planlandı? Kim planladı? Bu nasıl plan? Neyin planı bu? Yani bizi tamam kardeşim aldınız ama düşünce ölmedi ki. Yani bu nasıl bir plan? İnsanları yok ederek bir felsefeyi, bir kültürü, bir düşünceyi nasıl yok edeceksiniz? Birileri onu yaşatmaya devam edecek. Dolayısıyla planlayıcılar, tertipleyiciler, bütün sorumlular bir gün mahkeme karşısında gerekli cezayı alırsa hukuksal olarak da belki birazcık evet yapanın yanına kalmadı denecek diyeceğiz. Utanç Müzesi'ni çok çok önemsiyorum. Şunun için önemsiyorum. Hani tarih derslerinde hep anlatılıyor. Biliyoruz. Yani biz de anlatıyoruz çocuklarımıza. İkinci Dünya Savaşı, Almanya, Almanya'da yaşananlar. Ve bugün o büyük vahşetin yaşandığı yerlerdeki müzeler. Sivas da öyle. Yani insanlık bununla yüzleşmeli. İnsanlık yüzleşmeli. Yani insanlığımızdan utanmalıyız. O vahşet orada öyle sergilenmeli ki yeniden insan nasıl olunur diye kafa yormalıyız hep birlikte. Hem toplumsal bilincin bir noktaya getirilebilmesi için gerekli bu. Hem de yönetici kadrolarının kendisine çekil düzen vermesi için gerekli bu. Bakın Türkiye kalabalık, insan sayısı çok, çok farklı kültürlerin beşiği. Elbette unutmayan ve bizimle birlikte yürüyen binlerce insan var. Ama ben pek çoğunun hala Sivas'ta yaşananlara dair yeterli bilince ulaştığını düşünmüyorum. Ya da devlete dair yeterince bilincimizin oluştuğunu düşünmüyorum. Devlet denilen mekanizmanın ne olduğunu anladığımızı çok düşünmüyorum. Dolayısıyla elbette basit değildi. Anadolu'da pek çok katliam yaşandı. Bu da onların bir devamı gibiydi. Bütün bunlara dur diyebilmek için gerçekten o büyük vahşetle yüzleşmemiz, karşılaşmamız ve dönüp kendimize insan olmanın nasıl bir şey olduğuna dair bir fikir üretmemiz gerekiyor. Utanç Müzesi bu sanal ortamda gerçekleştirilen çok büyük emek elbette, çok saygı duyuyorum. Sanal ortamda gerçekleştirilen bizim zihnimizde ve mücadele ettiğimiz alana ilişkin değil. Elbette bu Sivas'ta, Madımak'ta, bugün bilim kültür merkezi demişler, kimsenin girdiği kapısını açtığı yok. Biz kesinlikle girmiyoruz. Öyle bir şey değil. O otelin, o yangın halinin ve bütün katlarının ve orada kaybettiklerimizin, bütün saatlerinin ve yaşadıklarının sergilenebileceği bir alana dönüşmesi gerekir ki bana göre. Tarih bundan ders çıkarsın, insanlık bundan ders çıkarsın. Ve elbette bizden sonra ben kardeşimi bir daha geri getiremem. Ama başkaları bu topraklarda barış içerisinde yaşayabilmeli. Barış içerisinde yaşayabilmemiz için de geçmişe dair yaşananlarla hesaplaşmamız, hepimizin yüzleşmemiz gerekiyor. O anlamda iki şey
belki Türkiye'de istediğimiz hukuksal mücadeleyi elde edemeyeceğiz. Ama gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, gerekirse değil aslında gitmesi gerekir. Fakat buradaki sonuçlar tamamlandıktan sonra ve ondan sonra da yine bütün gücümüzle utanç müzesi üzerinde çalışırsak belki bizden sonraki kuşaklar bu topraklarda biraz daha rahat ederler. Kaybettiklerimizin acıları da birazcık dinmiş olur. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sözünüzün üzerine söz söylemek çok zor. Sevgili Eylem, ayrılmak zorundaymış. Aslında sizden sonra Ali Bey'e söz verecektim ama hem Eylem Hanım'a söz verelim. Eklemek istediği bir şeyler varsa onu dinlemiş olalım. Ayrılmadan önce hem de teşekkür etmiş olalım. Tekrar buyurun. Ben teşekkür ederim. Hem panelin organizasyonu için hem katılan herkese teşekkür etmiş olayım. Şehriban Hanım'ın son söylediği cümleyi tekrar ederek bir ona ek bir cümle söyleyip toplantıdan ayrılacağım. Kesinlikle bizim yapacağımız hiçbir şey, yani ne sanal ortamda ne gerçek ortamda Madımak Oteli'nin bir utanç müzesine dönüştürülmesiyle ikame edilemez. Zaten esas olarak yani ne onunla ikame edilebilir ne de aslında mücadele tek başına bunlardan ibaret. Bizim yaptığımız hafıza merkezi, belgesel, web belgesel, dijital, kütüphane, sanal müze, sözlü tarih ve röportajlardan oluşan bu platform asıl olarak adaletin tesis edilemediği zamanlarda hakikatin aslında kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan, birebir adaletin tesis edilmesini sağlamasa bile hakikatin kuşaktan kuşağa aktarılması ve daha geniş kesimlere ulaştırılmasının bir adalet mücadelesi olarak öne çıktığı bir zemin sağlıyor. Dolayısıyla bu hafıza merkezi ve bu hafıza merkeziyle birlikte anıtına diktiğimiz büyük acı, Şehriban Hanım yine çok doğru söylüyor, daha dün gibi bütün anneler, aileler böyle söylüyorlar. Bir gün bile geçmedi diyorlar. Biz de kesinlikle ne bu dijital müzeyi ne bu hafıza merkezini bir teselli olabileceğini düşündüğümüz için yapmıyoruz. Tam tersine bu büyük acı her zaman dün gibi duracak. Belki aileler bir şekilde bu mücadeleyi yürüttükleri için ya da otel bir utanç müzesine dönüştüğünde suçlular yakalanıp yargılanıp cezalarını, bütün suçlular yani yargılandığı zaman belki biraz yani adalet yerini buluyor diye düşünüyor olacaklar ama hiçbir zaman burada hayatını kaybeden 33 kişi geri gelmeyecek. Orada öldürüldüler ve bu gerçek sonsuzluğa kadar kalacak. Onlar kimseyi affedemez, onlar teselli olamazlar. Dolayısıyla bu büyük acıyı bir anıt olarak onların hatıraları ve acıyı görünür kılmak için işte gökyüzüne dikmeyi hedefliyoruz. Böyle bir hafıza merkezi yaratıp bunu kuşaktan kuşağa taşıyarak Türkiye'deki adalet ve hakikat mücadelesinin adalet ve hakikat mücadelelerinin hafızalaştırılmasının bir parçası olmayı hedefliyoruz. Herkese teşekkür ederim katıldığı için. Veya bu yaptığımız çalışma tüm bu örgütlü mücadelenin bir parçası olabilirse, bugün yani şu ana kadar vurgulandığı inanlara ben de katılıyorum, Hüseyin Bey başta olmak üzere. Türkiye'de eşitlik özgürlük mücadelesinin bir parçası olabilirse, katliamlara karşı yürütülen direniş ve bunları unutturmayanların mücadelesinin bir parçası olabilirse ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Ben ayrılmak zorundayım şu anda. Size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ali Bey, o zaman Şehriban Hanım'a sorduğum soruyu size de sormak isterim izniniz olursa. Bütün bu yargılama süreçlerinin herkesi ne kadar çok kanattığını anlamaya yaklaştığımız bir yerden sormak istiyorum. Ne olsa sizin için bir parça adalet yerini bulmuş olurdu? Paylaşmak ister misiniz bizimle? Bir kere öncelikle ne aileler ne bizler bir intikam düşüncesiyle yola çıkmış değiliz.
Demin Şehriban çok güzel anlattı o DGM sürecini. DGM'ye girdiğimiz zaman mahkemeye bize mahkemenin davranışı, girişteki polislerin davranışı neredeyse siz niye ölmediniz geldiniz dercesine çok sert. Ama o katillere karşı inanılmaz hoşgörülüydü. Çakmağı cebinden atan, işte el içindeki şeyi atan, mahkeme devam ederken bankların üstüne çıkıp namaz kılmaya devam eden, böyle bu tür şeylere hoşgörülü gösteriliyordu ama bizim girişimizde o hoşgörü yoktu. Üstelik çok sert bir durum vardı. O ikinci mahkemenin bitiminde o 33 idam verildiği zamanda dışarıda merdivenlerde oturan iki çocuğunu kaybeden bir anne. Ve bir gazeteci geldi kendisine dedi ki, mutlu musunuz dedi, çocuklarınızın katillerine idam cezası verildi. Anne de dedi ki, ne mutlu olacağım evladım. Benim çocuklarımı geri getirmez. Kaldı ki onların da bir annesi var. Şimdi bu annenin bu ifadesi bizim buradaki vermiş olduğumuz mücadelenin özetidir. Biz dünyanın her yerinde böyle bir katliam olduğu zaman da eğer yüzleşirseniz katliamla, o zaman insanlar der ki bundan sonra bir daha katliama yeltenecek adamlar ben devlet tarafından, yöneticiler tarafından korunacağımı düşünerek katliam yapmaz. Bakın İsveç'te yaşıyorum. İsveç'te ilkokulu bitiren, ilkokul 8 senedir burada, 9 sene pardon hazırlıkla. 9. sınıfta bütün her öğrenci okulların düzenlediği seyahatle ya Polonya'ya ya Almanya'ya gider. Mutlaka bir Nazi kampını görür. Almanya'daki eğitimdeki, ilkokul eğitimindeki çocuklar mutlaka bu Nazi kamplarına giderler. Bakın bizden öncekiler böyle böyle yaptı, siz hiçbir zaman için böyle yapmayın diye. Bu çocukluktan eğitilir. İsveç'te ilkokullara giderken çocuklar, İsveç Hristiyan bir ülke çoğunluğu ama haç ve dini semboller üzerinde taşıyan giysilerle, kıyafetlerle bir şeyle gidemez. Eğer insanlar birbirlerine mahalle baskısını oluşturabilecek, birbirlerine bu baskıları oluşturmayacak ortamlardan gelirse kendisinden farklı olan insanlara karşı da saygı olur. Şimdi şu anda biz biliyoruz birçok demokrat, devrimci, Alevi, Kürt insanlar çevresindeki inanılmaz mahalle baskılarını yaşıyorlar. Herkesin özgürce eşit yurttaş gibi yaşaması için gerçek suçluların hesap vermesi gerekir. Gerçek adaletin oluşması gerekir ki insanlar şunu söylesin. Tabii ki bizim kayıplarımızı bizim kendi adıma da ömrümden çalınan 30 yılı geri getirmeyecek. Dostlarımı geri getirmeyecek. Ama gerçek anlamda vicdanlar da vicdanları rahatlatabilecek bir adalet, bir karar verildiği zaman da hiç olmazsa biz de ya bunlar bunu yaptılar ama adalet de er geç yerini buldu diyeceğiz. Birincisi o, ikincisi de biz de eğer bizim ömrümüz bu mücadeleyi vermeye yetmez ise şu andaki yapmış olduğumuz hafıza merkezi sayesinde bizden sonraki vicdan sahibi insanlar burada hakkın ve hakikatin egemen olduğu bir karar verdireceklerine inanıyorum. Ali Bey çok teşekkürler. Bizim için gerçekten çok kıymetli paylaştığınız bütün duygularınız, düşünceleriniz. Hüseyin Bey, son sözü tekrar size vermiş olalım. Size de bilmiyorum katılımcılardan eğer soru sormak isteyen varsa bu arada da yazabilirsiniz. Çok sınırlı bir zamanımız kaldı ama onları toplayarak iletmeye çalışırız olursa. Hüseyin Bey size son olarak şunu sormak isterim. Muazzam bir çalışma olmuş gerçekten. Fakat hem diaspora hem burası... özellikle genç nesiller ama tabii ki her yaştan insanlar için nasıl sahip çıkılsın istersiniz, nasıl yaşasın istersiniz bu çalışma? Ne olursa sizin için gerçekten bu çalışma karşılığını bulmuş olur. Şunu söyleyeyim, hani, yani bildiğimiz bir
anlatım var. Geçmişini unutan toplumlar geleceğini inşa edemezler. Bu gerçeklikten yola çıkarak geçmişimizi unutmamak, geleceğe dair aynı geçmişimizde yaşadığımız aynı sorunları geleceğimizde yaşamamak adına belleklerin sürekli canlı tutulması, yaşananların bilinmesi, unutulmaması çok önemli. Bu proje işte gelecek kuşaklara bunu anlatacak. Yani aradan 50-100 yıl da geçse Madımak Katliam Hafıza Merkezi bütün boyutlarıyla Sivas'ı öğrenebilmeleri, anlayabilmeleri ve doğru bilgiler edinebilmeleri açısından çok değerli bir merkez olacak, bir farkındalık yaratmış olacak. Tabii ben burada hem ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu 30 yıllık yaşanan acıya rağmen dimdik ayakta yürüdüler. Hem Şenan Hanım'a, sevgili avukatımıza çok çok teşekkür ediyorum. 30 yıldır aralıksız bu mücadeleyi verdi. Sürekli hep ailelerin yanında, davanın yanında yer aldı. Ayrıca kurumlarımıza bu hafıza merkezi sadece Avrupa Alevi Hareketi açısından değil, Türkiye'deki Alevi Hareketi'nin de önemli katkısı desteğiyle organize edilen ve yapılan bir proje. Onlara teşekkür ediyoruz. Diaspora'da örgütlenen Aleviler olarak tabii ki bu projeyle en önemli hedefimiz bir de bu acıların yaşanmaması ve bu acılar gibi yaşanan acıların da Türkiye toplumlarıyla buluşturulabilmesi. Yani bu anlamda Türkiye'de bir Roboski ile ilgili gerçi belgeseller yapıldı ama ciddi bir hafıza merkezi oluşturulamadı. Yani Roboski'den tutun Ankara'ya, Suruç'a, faili meçhul cinayetlere dair oradan cumartesi annelerinin vermiş olduğu bilmem kaç yüzüncü haftada verdikleri mücadele. Bütün bu mücadelelere bu yapmış olduğumuz proje örnek olur, emsal teşkil eder. Hepsinin hayat bulması, hepsinin böyle bir hafıza merkezine sahip olması için şey olur. Bu konuda da biz üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyoruz. Tabii şunu hemen ifade edelim. Biz sanal müzeyi gökyüzüne inşa ettik. Eleman'ın çok güzel bir tanımlama yaptı. Buradan yukarıya doğru başımızı kaldırdığımızda sanal müzeye bakacağız. Ama bu bizim Madımak Oteli'nin utanç müzesi olmak kararımızdan bir direm geri adım attığımız anlamına gelmez. Oradaki o tutumumuzu, kararlılığımızı, ısrarla o talebimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu olmak zorunda. Yani bugün Avrupa bu kendi tarihiyle yüzleşebilmişse, kendi tarihiyle hesaplaşabilmişse, tabii özellikle son dönemlerde, son seçimlerde helalleşme vardı. Ve bu toplum Türkiye kendisiyle helalleşecekse mutlaka bunların hepsiyle yüzleşmelidir, hesaplaşmalıdır, hesabını verebilmelidir ve helalleşebilmelidir. Yoksa bizim derdimiz kalkıp bir şeyin bu gibi acılar üzerinden toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran, farklı farklı işte ne bileyim bölgelere, yörelere ayırmak değil. Aksine aynen Yunus Emre'nin dediği gibi gelin tanış olalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Bu dünya kimseye kalmayacağına göre bu dünyayı kendimize cehennem etmenin hiçbir anlamı yok. Cennette, cehennemde yaşadığımız dünya olduğunu gerçeğiyle geleceğe dair bir şeyler yapalım istiyoruz. Ve çocuklarımız bunları yaşamasın, çocuklarımız bu acıları yaşamasın. Tek isteğimiz bu, tek derdimiz bu. Ve bu projeye ben inanıyorum ki hem toplumsal barışımıza, hem toplumsal eşitliğe, hem toplumsal kardeşliğimize, birlikte yaşama kültürümüze çok ciddi bir katkı sunacaktır. Çünkü bu acılar hepimizin acısıdır. Unutmayalım ki acıların gözyaşı yoktur. Kürt'ün gözyaşı da Ermeni'nin, Suriyani'nin, bir Sünni dostumuzun, inanan inanmayan herkesin gözyaşı değerlidir. Biz o gözyaşları akmasın, anneler alt çekmesin, çocukların genç yaşlarda bedenleri kara toprağa verilmesini istiyoruz. Bütün çabamız bu ve tabii ki en önemli çabamız laik, demokratik bir cumhuriyet. Bunu istiyoruz, bu özlemin hayata geçmesini istiyoruz. Bunun için de diasporada olsak da, Avrupa'da bütün haklarımızı elde etmiş olsak da, hani böyle bir tabir var diye ense yapmıyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. Çünkü bizim inancımız gereği insanın yaşam hakkı her şeyden kutsaldır. Yani Tanrı'dan da, peygamberlerden de, kutsal kitaplardan da, bayraklardan da, vatanlardan da, sınırlardan da, her şeyden daha değerli olan insan yaşam hakkıdır. İnsan yaşam hakkı kutsaldır. Hiç kimse dokunamaz. Bu bağlamda bu mücadeleyi sürdürüyoruz. İnanıyorum ki Madımak Katliamı Hafıza Merkezi bu toplumsal barışımıza katkı sunacak
ve bir daha bu acıların yaşanmaması için herkesin ders çıkartabileceği bir projeye dönüşür. Tabii burada katılımcı dostlarımızdan da ricamız bunun yani bu projenin kendi çevrelerinde daha fazla insana ulaştırılması önemli olacaktır. Ha şu iddiamız da var, onu söyleyeyim. Bu projeye inanıyoruz ki biraz önce bahsetmiş olduğumuz o katliamların da hafıza merkezinin oluşturulması için bir tetikleyici unsur olacaktır. Ciddi bir şey olacaktır, bir vizyon ortaya koyacaktır. Orada da bize düşen bir görev olursa seve seve yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha size bu organizasyonu yaparak bizi buradaki dostlarımızla buluşturduğunuz için panel tetik komitesine çok teşekkür ediyorum. Katılımcı arkadaşlarımızı bizi sabırla dinlediler. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Varsa sorulması gereken soru, dilimiz döndüğünce de ona cevap verelim. Ama son cümlem şu olsun. Biz diasporada yaşasak da gönlümüz orada. Çünkü bizim eşimiz, dostumuz, akrabalarımız orada. Alevilerin ziyaretleri, türbeleri oralarda, dergahları oralarda. Orası bizim topraklarımız. Her yerde şunu söylüyoruz, burada da söyleyeyim. Biz asla ülkemizi çocuk tecavüzcülerine ve siyasal köse mücadeleye Avrupa'da vermeye, size bir demokrasi mücadelesi verenlerin sözü, gözü, kulağı. Biz çok teşekkür ederiz. Kapanış sizin sözlerinizle olsun. Biz herkese teşekkür etmiş olalım. Sizden sonra söz söylemiş olmayalım gerçekten. İyi ki katıldınız. Soru olup olmadığına baktım bir yandan. Daha çok dayanışma mesajları var gibi gördüm sorudan ziyade. Yazan, katılan herkese çok çok teşekkür ederiz. İyi ki bu çalışmayı yaptınız. İsim kardeşliği üzerinden de fiilen de dayanışmaya devam edeceğiz umuyorum ki. Ellerinize sağlık tekrar herkesin. Umuyoruz bu tartışma bir parça katkıda bulunur. Daha çok tanınmasına, daha çok duyulmasına. O zaman görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diyelim. Hoşça kalın.